Şimdi ne var? Birinci den, iki bilmiyeni eşitliklerde standart sorular ve çözümleri bölümümüz var. Orada sorularımız nasıl sorularmış? Bir görelim. Evet, görüyorsun. Nasıl bir şey var burada? Bir denklem sistemi, daha doğrusu eşitlik sistemi var. Bunun da belirttiği bir grafik var. Şıklarda hangisidir diye soruyor bize. Ben bunu koordinat sistemini çizerek halledeceğim. İlk önce şunların tamamen çizimini yapacağım. Sonra da rastgele bir nokta alarak sağlayıp sağlamadığını kontrol edip ona göre de bir karalama yapacağım. Tamam mı? İlk önce nasıl başlasam? Şuradan bir gireyim. Şuradan. X yerine 0 ver. X yerine 0 verdiğin zaman y ne çıktı. Tabii ki ben bunu nasıl algılayacağım bu arada? X eksi y eksi 3 eşittir 0 gibi düşüneceksin. Şimdi burada x yerine 0 verelim. Verdiğimizde y ne çıktı? y eksi 3 çıktı. Bir saniye bekle. Ben koordinat sistemini ayarlayayım şuraya. Şöyle. Ve şöyle bir koordinat sistemimiz var. Tamam. İlk bulduğum değerleri bir monte edeyim. X 0 için yeşil eksi 3 çıktı. Eksi 3 nerede bir yerde? Şurada bir yerde diyelim. Burayı hala bitirmedik. Bak biz üst taraftaki denklemle uğraşıyoruz. Tamam Altına birazdan geçeceğim. Sonra sırada ne var? Y'ye sıfır ver. Tabi nerede veriyoruz? Şurada. X'e çıkıyor buradan. X e eşittir 3 çıktı. Ha, y eşit x eşit işte 3 çıktığına göre o da buradan geçiyor. Peki burada eşitsizliğimiz nasıl? Dahil mi? Dahil. Demek ki ne olacak? Burası tam bir çizgi olacak. Yani şöyle bir şey gelecek. Şu ikisinden geçen bir şey çizdim. Buraya kadar sıkıntı yok. Yok da bizim bir yere karalamamız gerekiyor. Onun için şöyle bir deney nokta seçelim. 0 0'ı deneyelim. Şimdi 0 0 neresi? Tam şurası orijin. 0, 0 gidip nerede yerine koyacağız bu arada? Şurada yerine koyuyoruz. Koyalım. 0 eksi 0 eksi 3 büyük eşittir 0 çıktı. Yani eksi 3 büyük eşittir 0 çıktı. Bu olmaz. Yani olmaz dediğim bu yanlış. Bu yanlış. Yanlış olduğu zaman benim mavi noktayı seçtiğim yer burası ya. Burası değil. Çözüm kümesi neresi olacak? Burası olacak. Orayı şöyle hafifçe bir karalayayım. Biraz zaman istiyorum senden. Şöyle, bir karalayalım. Evet. Şöyle karaladık. Çok da abartmaya gerek yok. Şurası çıktı. Tamam. Peki. Şimdi diğerine geleceğiz. Sırada kim var? Sırada bunun incelemesi var. Bunu elimize alacağız. Onu nasıl düşüneceğiz? Onu aşağı indireyim. Burada da 2x artı y eksi 6 0 diye düşüneceğiz. x'e 0 koyarsak ne çıktı? Y6 çıktı. Y6 nerede bir yerde? Y6 şurada bir yerde. Orayı bir karalayalım. Sonra Y'nin yerine 0 koyarsak X ne çıktı bu sefer? 3 çıktı. Ha. Bu sefer şuradan geçiyor bu da. Evet. Bu da bu. Bu da bu da. Şimdi ben bunları birleştireceğim. Bunu birleştirmek de benim için çok kolay olmayacak. E, nasıl biliyor musun? Çünkü burada eşitsizlikte eşitlik olmadığı için bu nokta nokta gelecek. Yani e, hem 6'dan geçeceğim hem şuradaki 3 değerinden geçeceğim. Evet. Şöyle bir nokta nokta doğruyu çizdim. Evet. Bu oldu. yine 0 sıfır 0'ı deneyelim bakalım. 0 sıfır 0'ı burada deniyoruz. 0 sıfır 0'ı. Denedik de nerede deneyeceğiz? Şurada deneyeceğiz. Unutma. Peki ne oldu orası? 2 kere 0 artı. Y de 0 eksi 6 sıfırdan küçük. Yani ne çıktı buradan? Eksi 6 küçüktür sıfır çıktı. Bu doğru mu? Doğru. Ha doğruysa o zaman o mavi noktanın olduğu yeri karalamam gerekiyor benim. Yani şu yeşili baz altı bunun olduğu yerde neresi? Alt tarafı. Orayı karalayacağız. Şu alt bölgeyi. Şöyle. Böyle yapayım. Burayı karalayacağım. Şimdi bunları karaladığım anda dikkat et. İkisinin birden geçtiği yerin rengi değişti. Çünkü orası neresi? Kesişim bölgesi. Görüyor musun? Şıkkımız şu alt bölgeyi tarayan bir yer olması lazım. Bir bakıyorum. Şu an D şıkkı gibi duruyor. Baksana bak. D'de alt şık zaten ya C ya D ya E diğer e, A, B olmuyor. Peki eleyelim. Bu C olmaz. Niye olmaz? Şurasını görüyor musun? Burası düz çizgi değil. Nokta nokta vermiş. Bu o yüzden çöpe gitti. Peki bu olur mu? Şu an bu oluyor. Bu da olmaz. Çünkü ikisi de nasıl gitmiş? Nokta noktalı gitmiş. Yani hiçbir eşitliği yok. Bu da gitti. Sorumuzun cevabı ne geliyor? Değişik geliyor. Evet. Durum bu. Şimdi bu soruya gelelim. Şimdi burada ben bir şey sana hatırlatmam lazım. Bir şey öğretmem lazım. Daha doğrusu eğer bilmiyorsam koordinat sisteminde, bak şöyle bir koordinat sistemi düşün, tamam Şurası x eksenini a'da kesiyor. Burası da y eksenini mesela b'de kesiyor. E, denklemi şöyle kuruyoruz biz. x bölü a artı y bölü b eşittir 1'dir diye kuruyoruz. Tamam. Peki yani şu tabii şuradan geçen bir doğru için bu denklemi biz kuruyoruz. Peki buradan ben baktığım zaman şunun Denklemi ne olabilir? Bakıyorum x bölü eksi 3. Çünkü nereden? Eksi 3'ten geçiyor. O artı y bölü 2. O da şuradan geçtiği için. Bu eşittir 1. Bu her zaman bu arada 1. Şimdi biz bu denklemi rahatlatalım. Şu an bu denklem e, paydaları çok rahatsız etti beni. En iyi 6 ile çarparız. En iyi 6 ile çarparsak burada eksi 2 x kalır. Burada 3 y kalır. Burada da 6 kalır. Ve bunların hepsini bir tarafa toplayalım nasıl bir tarafa toplayalım? Hatta bunların hepsini biz sağ tarafa toplayalım. Yani şunların hepsini sağ tarafa atalım. Niye öyle yaptım biliyor musun? Şıklara baktım. Şıklarda şöyle hep 2x gitmiş. Bu 6'ya çarptım tamam. 2x'in kat görüyor musun? Pozitif. Şunlar dikkatimi çekti. Şu 3'ü. 2x'in kat pozitif olduğu için bunu sağa atarsam ancak pozitif olur. O halde 2x eksi 3y artı 6 eşittir sıfır aslında o doğrunun denklemi. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Benim bu bölgede yani aşağıdaki bölgede karalanmış bir bölge ya burası. Bu bölgede bir nokta seçmem lazım. O noktayı da ne seçeyim biliyor musun? Şurayı seçeyim. 0'a sıfır noktasını seçelim. 0'a sıfır bunu sağlamalı. Doğru mudur? Doğru. Bir yerine yazabilir miyiz? Bir yazalım. 0 yerine yazdım sıfır. 0 yerine yazdım 0 sıfır. artı 6. Şimdi sana soruyorum. Şurada da bir 0'ım var ama Bak şu sıfır bu. Şimdi buradan elde ettiğim değer ne? Sol alt taraftan elde ettiğim değer 6. Sağ taraftaki alt değer ne? 0. Araya ne gelmeli? Büyük tür gelmeli. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta hatta burası düz çizgi gittiği için buraya büyük eşittir gelmedi. Yani uzun lafın kısası şurayı görüyor musun? Burayı eşitsizliğe göre yeniden düzenliyorum. Yani 2x 3y artı 6 büyük eşittir 0 benim şıklarımda olmak zorunda. Onu söylemeye çalışıyorum. Hangi şıkta var bir bakalım. Şimdi burada yok. Burası farklı. Bunu eledik. Bu cevap olamaz. Şimdi buna bakalım. Bu küçüktür demiş cevap olamaz. Şu şu an oluyor. Bunu alabilirim. Bu olabiliyor mu? Bakıyorum. Bu 3x diye gitmiş cevap olamaz. Bu oluyor mu? Bu da olmuyor. Baksana burada da ne çıktı? Küçüklü çıktı. Direkt cevap ne geldi? Ceyhan geldi. Evet, bir tek çünkü burada sağlıyor. Ama burada e, sınav anında şurası yani burayla bura aynı olabilir. O yüzden şu geri kalan bölgeleri de bir halledelim. Şimdi şu çizginin adı x eşittir 4 çizgisi görüyor musun? Şimdi bunun sol tarafı mı karalanmış? O halde ne olması lazım? X küçüktür 4 verisi de olmalı burada. Onu da buraya monte ediyorum. X küçüktür 4 olmalı. Sonra şu çizgi Y eşittir 3 çizgisi. Bunun alt tarafı karalanmış. Alt bölgesi karalandığı için. Bir de ne olması gerekir? Y küçüktür 3 olması gerekir. Bir de bu düz çizgi olduğu için küçük eşittir olması gerekir. Yani benim tamamen paket olarak bulmam gereken eşitsizlik sistemi... Burası olmalı. Evet, burayı şöyle bir karalayalım. Şıklarda biz bunu arayacağız. Var mı? Hepsi burada uyuyor mu? Görüyor musun? Tamamen buraya ne yaptı? Uydu. Cevabımız C yani. Geçiyorum. Geçemiyorum. ÖSYM tarz soruları ve çözümlerine girdik.